Arkadaşlar sohbet tabi uzuyor. Biz aralarda çekim yapıyoruz. Kartlar doluyor. Yemek gerekiyor. Kart boşalıyor. Kan şekerimiz düşüyor. Yaşlandık artık. Araba yiyoruz. Yemek yiyoruz. Kusura bakmayın ya, programlarda biz, sigara içmeyiz. İş uzadığı için sigara içiyoruz. Tabii şimdi bazen piller bitiyor, bataryalar bitiyor. Biz arada sohbete de devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı unutuyoruz. Allah'tan genç bir kardeşimiz var. Bizim beyinler biraz yanmış. Biz unutuyoruz. Hatırlatıyor. Önder sağ olsun hatırlatıyor. Şimdi ben o zaman şuradan bir giriş yapayım. Şimdi abi benim Kangal'dan sonra Prese'ye geçmenin birinci nedeni aldığım Anadolu çoban köpeklerinin bazılarının koruma vasıflarının düşük olmasıydı. Şimdi bazen köpek getiriyoruz. İşte anası, adamcı, babası uçuyor, kaçıyor. Şimdi biz bir ev aldık işte müstakil bir ev. Ben şehir dışına gidiyorum. Bahçe var. Bahçede koruma köpeği istiyoruz. Eşim de dedi ki ya bak Önder ben senin köpeklerini biliyorum. 10 tane köpeğini gördüm. Atıyorum işte 2 tanesi gece seni rahat uyutur ama 8 tanesini tasmasına gidebilirsin yani. Çünkü bu belli olmuyor. Evet. Onun üzerine hava araştırdıktan sonra işte Cem abiyle tanıştık. Prese kanaryoların artık o işte saflaşmış artık abi. Hayvanın karakterinin 10 tanesini, 8 tanesi, 9 tanesi. Bekçilik yapıyor. Bekçilik yapıyor. Şimdi bunun üzerine bir de birkaç internet sitesinde bunların boğuş videolarını da gördüm. Şimdi ben köpek boğuşturan bir adam değilim ama sonuçta bir parka bahçeye çıktığı zaman köpeğimi de kucağıma almak istemem yani. Köpeğin güçlü olsun. Silahım sağlam olsun ama ben kullanmayayım. Evet sağlam. Ama çıkardığı zaman da teklemesin, bitti. Bak abi en son bir... Önderim ben sana şöyle bir şey diyeceğim. Bu birazcık talihsizlik olarak da bizim millet olarak talihsizliğimiz olarak da düşünebilirsin. Şimdi sanayi devriminden sonra 1789'lardan sonra Avrupa güçlenirken biz güçsüzleştik. Bir üstüne bir dünya savaşı yaşadık. Ve bu dünya savaşını kaybettik. Avrupa gittiği ülkeleri sömürdü. Biz sömürmedik. Biz hizmet götürdük. Aynen. Ve sanayileşmeyi yakaladıkları için enerjiyi kullanmaya başladık. Üstüne biz bir işgal dönemi yaşadık. Tabii. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı yaşadık. Evet. Yani bunların hepsi, şimdiki gençler anlamayabilirler. Bunların hepsi evet, çok büyük kayıplar. Kolay değil ya. Tabii. İşte bak anlattınız Karakorsu'nun kaybolma sebebi. Anadolu'da da bakın sekteye uğradı. Bütün dünyada aslında savaş olan milletlerin köpekleri kaybolacaktır ya. Tabii. Şimdi bakın bu Morosoid ırklarda, yani büyük mastiflerde diyelim. Şimdi şu yanlış anlaşılmasın. Biz seyreden arkadaşlarımız, köyde yaşayan arkadaşlarımıza hitap ediyorum. Bizde Sivaslılar Kangalar köpeğe mastif derler. Kırma köpeğe. Bir. Hı. Bu yanlış. Yanlış. İki. Aksaylılar mastif dendi mi istemezler Malatya'ya. Üç. Dünyadaki kullanımı bunun mastifin iri kemikli köpek. Buna bizim en ince tip kangalımız da dahil. Hı. Şimdi en ufak kangalımız bile Alman çoban köpeğinden falan büyük. Evet, tabii. Demin bahsederken benim 72 santim 1,5 yaşında dobermanım var biliyorum. Tabii o 72 santim baktım peki. Standart güzel bir doberman ve tam böyle klasik standart Alman dobermanı. Şimdikilerden değil yani ne ince tazı gibi ne de şey yani tam standart dobermandı. Abi kangallarımız hani 75 santim deyince millet ufak yürüyor ama 75 santim kangal da şeydir. Şey 80 santim falan deyince felaket. Ben yalnız bir aklıma geliyor 92'de olması lazım. İstanbul'da 2-3 sene üst üste Konrad Otel'de FCI'nin düzenlediği köpek yarışmasına katıldım. Bende işte Rottweiler vardı. Belki de Türkiye'deki ilk demek doğru değil mi? İlkti belki de. Çünkü hiç görmedim sokakta Rottweiler. Hep şeylerde görüyordum. Almanya'dan birisi getirmiş. Ondan da biz aldık. Abi Rottweiler'ı, işte bunu ben birçok yerde anlattım. Benim takipçilerimdir. Sen bilmediğin için sana anlatıyorum. 4 sene üst üste 3 sene üst üste tek girdik, birinci olduk. Hiç Rottweiler yok ama Best in Show'a kaldık her seferinde. O çok önemli işte. Her seferinde Best in Show'a kaldık. Ben de çok iyi bir kangal var o sırada götürmüyorum. Hani Rottweiler değişik diyorum. Bir de kangal yok. Bizim Özgün abi Akın mini getiriyorlardı o zaman. Kıllı bir köpek vardı. Değişik köpek. Tam bir Anadolu çoban köpek. Kangala yakın. Ondan sonra. Keşke onu da götürseydim kangala ama işte bunlara merak ediyorum. Kangallar içinde büyüdü ki. Yani dobermanımızı falan götürdük. Orada bir doberman gördüm. 85 santim falan vardı neredeyse. Ya da 80 çok üstüne. Çok iri. Halk arasında. Sordum bu ne dedim. Yani. King size dediler zaten. Amerika'dan getirdik dedi. Bir de. O king size konusunda yalnız bak Gürcüler de çok iyi. Gürcistan'da çok ciddi king size'lar var. Doğrudur. Ben öyle bir doberman hala görmedim. Bak bu bir. İkincisi. Şimdi çok iri dobermanlar var. Bazı arkadaşlarımız da var. Trakya'da bir arkadaşımın iyi bir hem standart hem XX large arasında bir
Yine mantıklı. Bu ne? Çay mı? Kahve mi? Çay. Çay mı? Çaysa bana limon rica edeyim. Bir dolar mı? Bir de şeker alalım. O da sana şimdi Aydın yöresine has tayinli pide yaptı. Çayla iyi gider yani. Eyvallah. Taslı niyetine. Tabii şimdi Yörüklerin diyarında, Efe'lerin diyarındayız. Karşımızda da gerçek bir Efe var. Dağların Efe'si. Eski. Sen bu arada hocam şey miydin? Subay mıydın? Az subay falan mıydın? Ben subay kökenliyim. Tamam. Hemen ayrıldım daha sonra. Anladım. Mesela bugün yoktu. Oğlunu evlendiriyor Oğuz Alcay'ı. Hem devre arkadaşım ben. Devre arkadaşlarım. Mesela emekli albayımız. Yaşlandık yani. Anladım. Şimdi orada bir tane de Koska helvalarının sahibi bir arkadaşım vardır. Yani bildiğimiz Koska helvalar İstanbul'da filan. Florya'daki evine gittim. Abi orada hayatımda hala öyle bir Rottweiler görmedim. Hayatımda gördüğüm en büyük Rottweiler'ı gördüm. Neredeyse şu arkadaki İngiliz mastiflerden falan bir kere kalın kafalı falandı. Böyle bir doba Rottweiler ben internette de gördüm. Rottweiler de mastif soyu. Abi inanılmaz büyük bir şeydi ya. Yani ben nasıl söyleyeyim sana şu iri borbeller var ya. Evet. Çok irileri bu videolarda falan. Ancak onların seviyesi. Evet, şimdi ben, şey yok mesela. Bir de karanlıkta gördüm ama ulan diyorum acaba kendimi ama yanılmam abi. Bir sürü Rottweiler besledim. Dev gibi bir şeydi. Şimdi dördüncü sene yarışmada her sene gidiyorum ben yarışmaya. Klasik. Dördüncü sene Rottweiler'le gittik abi. Aa bir baktım abi 10-15 tane daha Rottweiler gelmiş. Eyvah dedim oğlum Paşa. İsmi de Paşa. Paşa bu sene bu sene dedim karizman sizildi. Bugüne kadar gidiyorduk. Alıyorduk kupamızı, madalyamızı. Ondan sonra neyse. Bu sene patladık dedim baba. Neyse olacak dedim o kadar. Yapacak bir şey yok. Ben de şey bir adamdır, böyle sakin bir adamdır. Böyle heyecan yapmam. İşte 15 köpek geziyoruz bilmem ne. Bu arada boylu, poslu. Benim yalnız rot tam standart. Alman rotu kızıl. Sarı değil, kızıl. Siyah ağırlıklı. Macar tip değil, bizim macar tipleri var. Abi işte sonradan bir baktım böyle sarı göğüsler, parçalı yüzlerde sarı maskeler daha fazla. Alın çıkıntıları senin arkadaki gibi falan böyle yüksek falan. Şimdi irilik ya bizde de şey hani lan dedim bizimki dedim ufak kaldı bunların yanında. O şey dedi. Abi 3 açıklandı 2 açıklandı dedim sana ben arkama bakıyorum falan 1 dedi 10 numara paşa. Lan baktım bizimki 10 numara. Ben inanamadım lan 1 seçildik yani. Oluyor abi. Bak şimdi. Ondan sonra 1. seçildik. Üstüne bir de 5 gün şova bıraktılar bizi. Bak bir daha Best'in şova girdim. O zaman hakem, İngilizcem de var. Hakeme dedim ki ya dedim yani yanlış anlamasanız bir şey soracağım. Ben 4 senedir geliyorum. 3 senedir tektim. Tek birinci oldum ama hep Best'in şova kaldım. Benim köpeğim Nözel bak buna daha dedi ki kardeşim buradaki en doğru Rottweiler seninkisi. En doğru hiç hatasız dedi. Bunu bizim insanlara anlatamıyoruz. Standart. Ha şimdi bizim insanlar da geliyor. Daha iyisi neyse şimdi. Ben kendim tabii Rottweiler görmemişim ki tek canlı gördüğüm rot o. 3 sene sonra 4. sene itibaren sokaklar Rottweiler dolmaya başladı. Şimdi biz yarışmalarımızda da bunu yapıyoruz. İnsanlar en iyi köpeği doğru seçmemiz gerekiyor. Hayır. Geçen gün işte Samsun'da Avrupa'da yarışma yaptık. Kaymakam Bey'e de sordum hangisini seçiyorsun? Kaymakam'a dedim ki gelin hoca siz de görüşünüzü alalım ne diyorsunuz ya? Vallahi dedi Serhat Bey dedi siz bizim seçtiğimiz bir köpekleri elediniz. falan böyle bir konuşma olmuştu. Abi o bizim toplumsal hastalığımız. Bir de kangalla alakalı. Şimdi Prese Canario'da da başladı o iş. Birleştiriyorlar. Anam 85 santim Cidago. 90 kilo Prese Canario'dan bazı. Yok öyle bir şey ya. Yok kardeşim öyle bir şey. Her şeyin standardı makbul. Şimdi şu var. Şova kaçarsan olur. Ama bir köpek, bir kangal. Ortalaması 75 ile 80 santim, 82 santim makbuldur. 85, ben 87 santim dikilince 85 santim. Şu anda 85 santim net dikilince kangalım var. İri kemikli. Daha hiç videolarda yayınlamamış. Ben de ne köpekler var nazar değmesin diye koymuyorum. Millet baron baron diyor. Ne baronlarımız var da. Fakat baron kendi meydanlarda ispatlamış bir köpek. Şimdi eskiden de beslediğim 87 santim kangalım vardı hocam ve ölçtüğümde 87 santim kangallar gördüm. Ama tek tük. Şimdi abi şu fakat sürü performansını da yitirmiyordu bunlar. Abi şöyle düşünmek lazım. Balans köpek, dengeli köpeklerdi. Şimdi antropolojik olarak, Türk dediğinde, yani Türk'ü tarif evet. Dediğinde, ne derler? Brezi kefeli kafa yapısında. Evet. 1.72 ile 1.77 boy aralığında. Evet. 41-42 numara ayakkabılar olan. Tamam mı? Yani antropolojik olarak yani.
Türk genetiğini sana çıkarttı. Ortalaması. Ortalaması. Bu 1.90'lık bir Türk çıkmayacak. Ama kuşaklar var. Yani. Benim babaanne tarafım işte. Ya da 1.55 boyunda bir Türk çıkmayacak. Sarışın mavi gözlü. Kavimler göçünde Kuzey Avrupa'ya özellikle giden Finlandiya'nın birçoğu ve en zenginleri Tatarlardır. Finliler neyse Türk kökenlidir. Bak şimdi. Şimdi Kıpçaklar dedikleri zaten tarihi açın okuyun. Sarışın mavi gözlü çok savaşçı. Bazı yerde önden hep kim olarak gönderilmiş tipler. Ben de Türk'üm. 1.65-1.70 Türk de var. Yani ama o coğrafyadan Türk'ü çıkaramazsınız. Tarihten dediğimiz hikaye bu işte. O coğrafya büyük bir coğrafya. Yani Türkler, asıl ön Türkler tabii ki. Sibirya'nın buzul çağında kalıp orada yaşayabilen, bak evet, buzul çağında bu tarafa gelenler de var. Buzul çağında Sibirya'da kalıp o mamutu avlayabilen Türkler. Zekaya ve beceriye sahip. İlk hatta sahip. Sonra daha ılıman, Ural Altayları'nın altındaki halkla buzulların erimesiyle birleşip tabii sıcak yerlere, aradaki buzul dağları ya da engeller kalkınca, mesafe kolayınca oralardan terk edebilen buzul çağına gitmesiyle başlayan, hani Ice Age diye bir şey var ya, hani bilmeyenler için, buzullar erimeye başlayınca tabii imkan kolaylaşıyor. Sen -40, -50, -70'lerde bak şu anda Yakutistan diye bir yer var. Bunlar Türk'tür. Türk toprağı da Sibirya'da. Orası -70'lere buluyor. Kışları -70'lere vuran bir toprak. Sular havada mı ya? Bir de, oradan nasıl kaçacaksın? Kaçamıyorsun. Bir de ben şöyle bir şey anlatayım. Hani çok arkadaş tepki gösterebilir. Evrim diye bilimsel bir gerçek var. Şimdi şöyle bir şey var. Coğrafyanın etkisi çok büyük yaşadığın coğrafyanın. Mesela son 60 yılda istatistiklere göre son 60 yılda bak insanların gözünün önünde bir ömürlük kısa zaman son 60 yılda dünya genelinde filler evrimleştiler. Niye? Artık yeni doğan filler boynuzsuz doğuyor. Dişsiz doğuyor. Şimdi bu evrim değil senin anlattığın. Adaptasyon. Adaptasyon işte. Burada işte. Hı. Şimdi Türklerde de şöyle bir şey var. Sürekli göç halindeler. Sürekli hareketliler. Kavim dağılıyor. Gittiği coğrafyada atıyorum 20 yıl, 30 yıl boyunca diyelim ki sahra çölünde. Sürekli oluyor kum fırtınaları var. Mutasyon oluyor senin deyiminde. Gözler ne oluyor? Kısılıyor. Şimdi şöyle mutasyon aslında o da uğramıyor. Şöyle bir şey var. Adaptasyon nedir? Ayakta kalabilendir. Hayvanlarda da bu iş böyle. Şimdi Doğan amcayla ayrıldığımız bir nokta vardı bizim rahmetliyle. Geçen gün işte onun sohbetini yaptık. Ana fikir olarak ya da sonuç bildirgesi olarak Osman abi şunu dedi. Doğan amcanın en yakını. Onun en son bütün hayatına şahitlik eden kişi. Ben şimdi Doğan amcayı çok severim. Herkes bilir. Çok saygı duyduğum bir insandır. Allah keşke 10 sene, 20 sene daha ömür verseydi. Onunla bir şeyler beraber yapabilseydik. Devlet kademesinde de çok sözü geçen bir insandı. Ama Doğan amcanın şimdi tabii şu var. Bazı yanlış öğretilerden geldiği yanlış o da tam bilmiyoruz. Aktarımları vardı. Eskiden yani bir anda kılavuzları biraz kargaydı Doğan amcanın. Bak. Bir de Doğan amcanın ustası yok ki. Doğan ustası yok. Ustaları ya. Karga abi. Ya. Ustaları kötü niyetli ve karga. Az değmen kendim. Karga. Kılavuzu karga adamcağızın. Bak şimdi. Ben Doğan amcayı biliyorum. Doğan amcanın hizmetlerini küçümsemiyoruz ama Osman abi dedi ki ben hatalarını anlattım. Şunlar şunlar eksidir. Ama inanılmaz 100 tane iş yaptıysa 3 tane hatası varsa ya da 3 tane kendi geliştirmediği konu varsa 97 tane taklit edemeyecek başarılar var bu adamın. Kitapları yazmış. Çok çok önemli. Bu çoban köpeğinin dışında işte Çatalburun dediniz ya. Çatalburun'a gidiyorlar Mersin'de. Çatalburun diye bir şey yok diyor ya. Bulamıyoruz diyorlar. Yok, ne yüzü? Sen şimdi videoda demişsin yurt dışına 100 tane. 10 tane varsa onu götürmüşler. Çatalburun diye sokak köpeğinde de çatal. Orada bir mutasyon gen var. Videoda şunu söyledim. Çatalburunların bizden kaçırılış tarihi 1919'da 23 arası. İşte babacığım orada bulduklarını götürmüşler. Bunlar da üretmemişler. Sokak köpeğinde de çatalburun var. Neredeyse kedide bile var. Orada bir gen var. Evet. Birbirine yapıştırmışlar. Hepsi çatalburun doğmuş. Aynen. Tamam mı? Bak o şeyde pointerlara çekiyorlar. Çıkanlar çatalburun çıkıyor. Tabii ki. Aynen o şekilde ama mecbur çekiyorlar. Yok. Çatalburun'u internete gir. Ben Çatalburun'la ilgili program yapacağım. Çatalburun'u bulamıyorum. Yok bulmasın. Yok çünkü birkaç tane çıkmış. Biz onu coğrafi işaretlemişiz. Yok ortada bir şey. Geçen ben Tarsus'a bir çift mastif gönderdim.
İyi bir iş adamı dostumuz. İngiliz Mastif mi? Yok, Fransız Mastif gönderdim. Ciddi bir iş adamı dostumuz. Tarz ustan istediğim bir şey var mı dedim bana. Abi dedim bak Safkan, akraba olmayan, iki tane erkek, dört tane dişi çatal grubu bulabilirsen doğru, ben şey servet harcarım. Çok şey istemişsin. Bak servet harcarım çünkü vatana hizmet olur dedim. Çatal grubu tekrardan bir yürütebilmek. Ben bir tane buldum. Ama bulam, işte zor bulurlar. Bir tane buldum. Doğan amca bu şeylerde çalışmış ve orada önemli şeyler başarmıştır. Videomu da seyredeceksiniz inşallah, bir adamdır. Fakat Osman abi dedi ki, her şeyi doğru yapmamız, hani benim anladığım şeyi söyleyeyim ya da. Biz bir yerden başlattık, bayrağı bir yere kadar getirdik. Bundan sonra ileri taşıyacak sizsiniz dedi. Aynen. Olay bu. Şimdi abi ben yine konu dağılmasa soruya geliyorum. Orayı tekrar dönelim. Doğan amca da rahmetli alalım. Onu da unuttum gerçi de. İkimiz de 50'sine gelmişiz. Tamam, bir şey bunu daha sonra buyurun abi. 25'indeki doğrularınla şimdiki doğruların aynı mı? Hayır. Heh, şunu diyecektim Doğan amca ile ilgili. Bak abicim, benim, ben kendimi eleştiren bir adamım. Benim mesela ilk çektiğim kanal videolarım var. Bizim işte bir Trabzonlu, bir Sivaslı, bir de benim Kangal anlatım videomuz var. Arkamızda çok iyi bir köpek var. Kulaklarını kestikten sonra herkesin eski anlamda Kangal diyecek. Tam makara kuyruk, simsiyah kafalı. O panterlere benzeyen ama orada 1,5 yaşında bir köpek 4 yaşına geldi. Malaklı'nın bir türevi oldu. Malaklı da değil de böyle Anadolu, bir Anadolu çoban köpeği oldu. Büyüyünce köpek. Kafa da değişir çünkü köpekte. Orada anlatıyorum, bakın bu Kangal değil diyorum. İşte o zaman herkes o köpeği Kangal zannediyordu. O tarihlerde. Orada mesela diyorum ki aslında doğru söylemişim bir yerde, bak. Ön sezilerim güçlü. Ben de çocukluğumdan beri babamla bütün Anadolu'yu gezdim. Benim babam yedek parça toptancısıydı. Birçok fabrikanın şeyiydi, bayisiydi. Türkiye'de ilk işte NKR'lerle, arabalarla, o arabalarla arkayı doldurup market gibi Türkiye gezer. Ben de yanında gezerdim. Babam da köpek meraklısı. Ben de köpek meraklısıyım. Gittiğim yerde de benim gözüm köpeklerdeydi. Böyle bir göz var yani. Evet, yılların tecrübesi yani. Aklımda fotoğraf çekiyorum. Yani fotoğraf çektiğimiz de oluyordu. Köy köy gezerdik. Yani gezdiğimiz yerde. Neyse. Şimdi oradan bir bilinç var. Sana da tercihlerim ya. Hani nasıl anlıyorsun? Ya bunun bir okulu yok. Yok yok. Bunu tercih ediyoruz ya. Gezi gelse öğreteyim de değil. Göz var. O yıllar içinde oturan. İşte eskiden neyi diyeceğim? Ben küçükken de gezerken gri köpekler vardı, var, kara kırçıl vardı ama bu şekilde asla görmedim. Simsiyah göğsü. Yani böyle renk bu kadar kontrast, beyazla siyah bu kadar iç içe geldi yok. Böyle grimsi griydi. Kafası hafif siyahtı. Ama anladın mı? Yani sert bir, böyle şeydi. Yoğun bir gözü yoran, batan bir renk yoktu. Onları içe geçerek oldu. Ben de o videomda demişim ki ya Kangal simsiyah kafalı böyle olmaz. Hani bu siyah ağırlıklı maske olmaması lazım diyorum ki vardı eskiden de ama işte genelde yok. Ulan bugünkü anladığım noktada bir ara dedim ki bak dedim orada yanlış söylemişim, siyah kafalı Kangal da var. Ama bu kadar çok olarak doğru da söylemişim bir yerde. Evet, gerçekten de onun renk çalışması yapmışlar. Onu öğrenmeye çalışmışlar. Ha abi, renk çalışması şu. Biraz önce benim güvercinleri gördünüz. Buraya güvercin kulübü başkanı geldi. Benim güvercinleri gördü. Abi dedi ben bunları senin adına tescil edeyim ırk olarak. Hı-hı. Niye dedim? Ya dedi bak sayaların şeş kapların kanadında dedi. Birin dolu diyorsunuz ya siz dedi köpeğin. Evet. Kırçıl yok dedi. Abi, sen yıllar içinde dedi. Yani benim bu kümes yılların kümesi benim. Yani kendi içinde bir yıllık tip olmuş. Yıllık. Renk atmış. Normalde siyahları var, beyazları var. Ver bunu şöyle çıkmış. Şimdi, ama 10 yıl öyle bir noktaya geldik ki artık benim kümesten çıkanların hepsi kırçıl çıkıyor, siyah beyaz çıkıyor. Şimdi Doğan abiyle ayrıldığımız en önemli nokta şuydu. Doğan abi başladığı zaman olaya şöyle başladı. Bu tabii ki konumuzun gidişatıyla da alakalı. Sadece Doğan abiye girmek değil konu. Şimdi Doğan abi başladığı zaman Kangal'da bu şey yaptı ama bir yedek subaylık dönemi var ama Asteğmenlik dönemi 50'li yıllarda. Fakat o zaman gördüğümüz her köpek Kangal zannediyorduk herkes. Ve bugünkü Malaklılar yoktu o zaman. Günümüz Malakları yoktu. O zaman köpekler Kangal ve Kangal'a benzeyen çoban köpekleriydi. Şimdi Malaklılar çıkınca ırk daha net ayrılmaya başladı bir yandan. Doğan amca başladığı zaman kitabına bakın. İşte ben orada da gösterdim. Mesela Aksaray'daki Aksay meşhur George'u Kangal olarak anlatıyor. Yakup Sakız'ın... Ben biliyorum. Ben şey yapayım. Şimdi Doğan abi çok samimiyim. Efsane Robin mi? Bende de çok büyük emek. Cemal Demir. Abi ben de seviyorum. Ben eleştirmek için söylemiyorum. Doğruları söylüyorum. Başka bir şey. Hani köklü bana. Bir gün acelem var. Prese kanalıyor var bende. Birinde kırçıldı. Doğan amcayla buluşacağız. Hanım da var yanında. Karşıya kadar bir pastaneye randevu verdi.
Şimdi merak ya. Arabayı tam pastanın önüne bıraktım. Köpek de rahat durmuyor. Pencereye zıplıyor ya. Şey yavruyu geçsin. Şey presi kanarı yavrusunu aldım geldim. Çapar mı ya? Şimdi yürü çapar mı lan? Şimdi dedim ona bize laf söyleyecek yavrun köpeği falan. Maşallah maşallah dedi. Karayaka değil mi bu dedi. Çapar süper dedi. Zaten senden bunu beklerdim dedi yani bu. Yes, karayakalara el atarsan sen el atarsın. Doğan amca söylediğim tek yalandır. Orada bozmak istemedin. Tartışma büyümesin. Yani bu prese kanarıyor Doğan amca demedin yani. Haklısın. İstanbul'da bu arada bunu diyece aklıma geldi. Eski bizim George soyundan bavul kafalı bir tane George'un oğulları, George'un torunu vardı. Bizim veteriner Nait'in George'un torununu bir preze kanaryo çektiler. Tam bir brindle yani çapar, karayaka desenli malaklı çıktı. Ayırt edemiyorsun. Ayırt edemezsin yani böyle bariz markalar, malaklı. Markalar düzgün olur adamda böyle. Ya ben biliyorum onu çok boğuşturmaya uğraştılar. Boğuşmadı yalnız o köpek hiç tutmadı. Köpekte bende videosu da var da şimdi de var. Şimdi bugün onu demin anlatacaktım. Tabii konumuz dağılıyor. Aslında bizim böyle canlı yayın falan yapsak ama neyse. Çeşme'deyim. Çeşme'de işte bir tane preze kanarlıyor dişi. 18 aylık falan mı olmuş? Neymiş? Abi diyor müthiş manyak bir dişiydi. Bu durulmuş hali dedi. Biz gece bıraktığımız zaman buraya hiç kimsenin ne sokar ne de burada yoğun, çok yoğun tilki var dedi. Tilki gece geliyor yavruları falan da alıyormuş. Bu dişi dedi bütün hepsinin ayağını kesti. Sokak köpekleri falan paramparça ediyor. Gelemez dedi. Çok iyi adam dedi gece de ama aynı dişi yavruları sorunsuz yabancı yavruları da emziren bir dişi. Şimdi abi benim işte prese kararıyor dönme sebebim konunun başına geldiği zaman biraz da bu. İşte. Ben şu başlangıçta söylediğim bir cümle var ya. Yani sanayi devrimiyle başladım. Bak Avrupa ülkelerinin her birisi kırsal alan köpeklerini sanayi devriminden sonra bir biçimiyle şehirlere taşıyarak şehire uyumlu hale getirmişler. Bak bizdeki sorun bu savaşlar, geri kalmışlık, mücadele. Hı. Biz bunu atlamışız. Bizim şehir yaşamına uyumlu yerli bir ırkımız olmadığı için ne oluyor abi? İşte elin köpeği dediğimiz yabancı ırklar şehirlerde ve evlerde öne çıkıyor. İşte biz bu Türk Mastifi çalışmalarının fikrinin ilk çıkış noktası budur. Bizim öyle bir köpeğimiz olmalı ki şehre uyumlu olmalı diye bundan 20 yıl önceki tartışmalardı bu. Şimdi o bu şantiye alanına kangal kırığı, Anadolu çoban köpeği melezi, sokak köpeği tarzı köpekler de geliyormuş. Dişi, erkek bu paramparça etmiş. Onları kovalamışım size. Abi çok fena. Ayağını kesmiş bak şimdi. Çok anlatma. Yalnız yani. 11 aylık bir dişi var orada. Bariz o. Bunu ben 2-3 yaşında falan zannettim. Yani belli zaten. Buraya geldikten sonra kafamı bir daha resetledim. Yok dedim bu evet 1,5 yaşında bir dişi. Yani buradaki dişler de ufaktı. 11 aylık bir dişi var. Dedi ki, hayır bu Anadolu çoban köpeği. Dedi, ya abi dedi bu dedi tam bir deliydi. Şu anda bu süper eğitim almış, akıllanmış hali dedi. Bunu işte bu dişi akıllandır dedi. 18 aylık dişi, 11 aylık dişi. Daha öncesinde abi bununla birbirlerine girdiler dedi. Bu bütün köpekleri dövüyor, herkese atar gider, kimseye geri vites yok falan. İşte prezenin geri vitessizliği falan. Şu anda dedi geri vitesinden dedi. Hani altı ileri çıktı ya, bu iki tane geri vites var dedi şu anda bunda. Bu dedi akıllandırdı bunu. Anasını ağlatıyor dedi. Bak dayak manyağı yapıyor, öldürecekken elinden zor aldık dedi. Kaç kere bunu yaşadık dedi. Artık kafesleri ayırdık dedi. Şey yapamıyoruz, salamıyoruz dedi beraber. Şimdi nereye geleceğim? Şimdi bizim Türk çoban köpekleri demin başladık, işte anlattık ya böyle işte kangalları kovalayan filan. Şimdi bakın bir kere çoban köpeği nedir onu bilmek lazım. Çoban köpeği denilen hayvan sürüde çalışıp takım çalışması yapar kurtlara karşı. Takım çalışması yapabilmek için bazen sürüde 10 tane, 15 tane, bazen 3 tane köpeğin beraber anlaşıp çalışabilmesi gerekir. Ya bak bu da preseye göre mesela Türk çoban köpeğinin üstünlükleri evet. Lazım. Bunu aynı kaptan yal yemesi lazım. Yapamasın. Aynı sütü içmesi lazım. Ben 2 tane eğitimli kangalı yani köy eğitimli, davar eğitimli kangalı yaşlıyken 9-10 yaşında, 8 yaşında neyse 6 yaşında yan yana getirdiğim zaman yapıyorlar. Bakıyorlar ki ya bu iyi niyetli. Şimdi ben Cem Çelik'le yan yana geliyorum. Bakıyorum bu adam iyi niyetli. Bana bu saatten sonra yani kendi çapında benim kötü başkasından kötü algılamış bir şey dese dedim ya bu adam samimiyetinden yapıyor bunu. Yani köpek de onu anlıyor. Bu iyi niyetinden yapıyor. Kuyruk muyruk sırtta eşine kavga etmiyorlar mesela. Kavga da ediyorlar küçük bir şey.
ölümcül bir şey yapmadan ayrılabiliyorlar. Ama presa ama bak işte, şimdi kangalın bizde orijinal bu Anadolu çoban köpeğinden ayırıp mesela demin anlattığım baronun dedesi gibi olan efsane mirce gibi köpekler var. Onlar da ya da bizim baron gibiler de var. Köpek yani. Onlar eskiden sürü sürü gezip köpek öldüren bunlar kangalda zaman zaman çıkar. Biraz da iri olur bunlar. Hani biraz iri olurlar. Köpeklere huzur vermez. Köpekleri kemiklerini kırar öldürürler. Bunlar da vardı. Kangal'ın aslında ismini duyan köpekler bir tanesi bunlar. Divarda ne kurdu? Köpek bırakmıyorlar. Öyle köpek ama sürülerde ve köylerde huzursuzluk yarattığı için elemini edilmişler. Evet, o yüzden... Yani bunlar nasıl iki ayla ötedeki başka sürünün köpeğini boğmadan rahat edilmiş? Abi benim dinozor 11 aylıkken gidip 5 tane köpeğin arasına dayıp her gün dayak yiyip bir daha ertesi gün bir manyak. Kurtlar kovalayan, her gün dayak döven, dayak atan, büyüdüğü zaman hepsini bu sefer öldüren manyağın birisi bunlar. Hala o yer köpek. Bak var. Yiğitlik var işte bu köpeklerde. Evet. Şimdi Sivas'ta da Kangal'da da bu tip köpekler vardı. Mesela bu neyse onlara girmiyor. Yani çok vardır böyle her yörede bu köpekler. Ama Kangal'ın genel standart karakteri benim de sevdiğim odur. Şimdi çok köpek besliyorum. Dengeli köpek istiyorsun. Ben bahçede salarım. Bir harbur yaparlar, devam ederler. Ama bizim boğuş köpeği kanatından gelen köpekler genelde ne yapar biliyor musun? Birbirlerine çok daha çabuk sararlar, kavga ederler. Şimdi ama asıl doğru çoban köpeği karakteri şu anda Türkiye'de yaşayan benim bildiğim en iyi 2-3 köpekten bir tanesi. Bana göre bir numaradır şu anda yaşayanlarda. Dayağı diye son şampiyonumuz var TL Kangal'ın ve başka bir şampiyonu çok kolay yani, yendi. Şampiyona yani. Devam ediyor. 88 santim. Köpek sağ sokak köpeğinde sokakta ona hırlayan bilen hiçbir köpeğe hiçbir şey yapmayan bir köpek. Şimdi boğuş köpeği mantığı nedir? Ya bu tuttuğunu gebertir, bu öldürür, elinden alamaz. Abi köpek hiç kimseye bir şey demiyor. Ha yavru gelir çok mu uğraşır? Yemene gelir bir boğar atar. O kadar. Yani öldürmeye çalışmaz. Kendinden düşük köpeğe... Bak bizim çoban köpeğinin karakteri bu olmalı. Çünkü köy hayatında bu götürür. Tabii. Köpekler birbirine öldürtür adamlara yoksa. Anladın mı? Bak, savaş çıkar, bugün Türkiye'nin en iyi, gelmiş geçmiş en iyi köpeklerinden bir tanesi hayatta. Şimdi bunu yanlış anlamayın. Ben tabii kangalcı olduğum için bunu söylüyorum. İstediğiniz bandoku falan getirin karşısına koyalım. Ama bunlar üst düzey köpekler. Şimdi mesela demin ne anlattım? Arkadaşımızın bandoğu var. Hiç dövüş hayatta olmayan 80 santim, 80 kilo bir bandoğu. Bir köpek de 15-20 dakika boştu. Artık yeter öldürecekler diyordu. Ben yorulsun da bekledim ayıralım diyor. Çağırdım diyor. Hani zaten ayıramazdım öncesinde diyor. Ufak tefek bir adam. Birbirlerini yedi bitirdiler. Kırdı geçirdiler. O mesela bandoğu şunu duysam diyor. Bıraksam belki bandoğu yiyecekti onu diyor. Bak şimdi. Diğeri Anadolu çoban mı? Bildiğimiz Anadolu çoban diğeri. Hiçbir maçı olmayan bir köpek. Sıradan bir köpek. Ben hayatım bana öğrettiği bir şey söyleyeyim. Ve bu çocuktaki bandoklar Game Pit bandoğu. Bir şey diyeceğim abi. Böyle prezervatifler değil. Hayatım bana öğrettiği bir şey söyleyeyim. Şu ırk yer değil ben bir şey diyemem. O zaten boş laf da. Genelleme yapabilirsin. Tabii. Şimdi mesela ben şeye bakarım. Ben eski boksörüm. Evet. Yani gençliğinden de boks yaptım. Şimdi bir insan mesela atıyorum adam düşman. Ben bu adamla kapışacağım belli. Adamın fiziki dengesine bakarım. İlk kol bacak boyunun orantısına bakarım. Yere basışındaki elastikliğine bakarım. Hani nereden vursam nasıl yıkacağım diye. Mesela Blue Kutlu örnek vereyim. Yani Blue Kutlu'nun fizyonomik yapısı ve tamam. Yamuk köpek abi ya. Boğuşlarda falan gösteriyorlar. Yamuk ben köpek. Açık söylüyorum. Bak, net söylüyorum. Ben Blue Kutlu'nun bizim ciddi boğuş kangallarının karşısında durabileceğine fiziken inanmıyorum. Şimdi Blue Kutlu dediğin köpek aslında tabii ki bunlar da İngilizlerin ürettiği köpekler. Evet. Oradaki. Bir ara da biliyorsun bunu kutulara şey soktular. Bull terrier soktular yoğun. Öyle bir şey de ürettiler. Bu ayılara saldırdıkları köpekler evet. Onlardandır. Bunu kutuların özelliği yüksek olmaları. Bazıları 90 santim, 85 üstü falan. Ama bunu kutuların da var ufak yani. 80 ve 90 arası köpekler. Adama çok saldıran, yani şöyle bir şey var bakın, şehir efsanesi üretiyor millet. Yani bir her ırkın çok adamcı, çok adama saldıran örnekleri var. Şimdi buradan Borbere de gireceğiz ama konuyu dağıtmayacağız, önce bunları bitirelim. Mesela şey var işte, yani dünyada kıstas olarak karakteri ön plana çıkan, tut dediğim adamı tutması gereken köpekler var. Blue kutaların da hepsi böyle değil. Blue kutanın adamcıları çok iyi. Çok iyi boğuşanları var. Yüksek köpekler. Fakat şöyle bir şey var. Bakın.
ince delili köpekler çoban köpeklerine karşı her zaman 1-0 mağlup başlar. Bir kere deri farkı var. İşte demin dedik ya Napolitan Mastiff'in derilerini elin. Ya bıçakla zor keser. Domuz gibi abi. Domuz derisi gibi neredeyse. Bizim bazı kangalların derisi de öyledir. Bakın bazı kangallarımız var. Hiç yara almıyorlar. Bazen domuz yarıyor bakıyorsun böyle açılıyor. Kendi kendine put kapanıyor mesela. Hiç müdahalesiz. Çoğu zaten köylerde falan öyledir. Veteriner bir kere, güçlü köpeklerde yabaniye karşı, kurda karşı bilmem ne dayanıklı olacak köpeğin derisi de kalın olmak zorunda. Şimdi mesela Tibet Mastiff'i acayip bir post var üstünde. Hayvana şimdi bak Tibet Mastiff'te de bu arada iyi boğuşan köpekler değil. Onu da size söyleyeyim. Tibet Mastiff'ten içinde kullanıyorlar. Görüntü, dayak yiyor. Görüntüde tamamen var. Görüntü köpek ama eğer boğuşmak istese onu köpek kolay kolay boğamaz. O tüyden boğamaz. Şimdi ben kafada... bunu dedim diye bozuldular bak. Yılları var. Doğrusu abi. Allah Allah. Size 5-10 tane Presa Mastiff videosu göndereyim. Hepsinde Presa da parçalıyor. Ama dediğin gibi abi yani boğuşmayı bilmiyorlar. Uzatmadıkları için dövüyorlar. Çabuk kaçıyor. Kaçıyorlar. Tibet Mastiff'leri. Ama iş sonuculuğa kalsa onlarda bir şey kadar... Mesela Kafkaslar da öyledir bak. Afşarkalar da öyledir. Çok kalın köpekler, çok güçlü köpekler ama boğuş yüzleri yok. Ha aradan da bir tane çıkar süper boğuş. Adam bir çok çıkar Kafkaslar. Kafkasların ben... özelliği zaten sınır köpekleridir. Rus ordusu tarafından biraz daha şey yapılmışlardır. Dizayn edilmişlerdir son hallerinde. Öyle köpeklerdir. Bu arada şunu belirtelim. Cahiller video yapıyorlar. Bu Kafkas avşarkayı Kars avşarkayla mış gibi anlatıyor. Şimdi sen onu söyle ama bir de şöyle bir şey var. Bak şimdi. Aynı köpek değiller bir kere. Yalnız bir akrabalık olma kesin. Şimdi bir kere biz şöyle bir şey yaptık. Aslında komutanım demek lazım. Yok. Komutanım. Yes. Cem abi demek lazım. Yes. Komutanım. Neyse. Şimdi benden bir yaşça büyüksün ama. Olsun canım. Yani Cem, saygıdan dolayı. Ben çok yani ben sen Cem dedin diye ben de samimiyetten seviyorum. Birçok arkadaşım var. Benden 4-5 yaş büyük ama çok yakın arkadaş olunca onları da isimli hitap ediyorum. Yok zaten ben mesela olamazsın. Bizim personel bile bana abi diye hitap eder. Ben o bey kelimesini küfür gibi algılıyorum. Evet. Bey kelimesini de sevmem yani. Şimdi mesela Sarplanyak diye bir köpek vardır. Sarplanyak, Kosova, Arnavut bizim şey köpeğidir, Balkan köpeğidir. Kafkas afşarkalara benzer onların kısa sallısıdır, ufaktır bunlar. 70-75 santim. Bir Bulgarlarda da var bir köpek mesela böyle uzun tüy. Onlar o Bulgarlardaki ve Yunanlardaki köpekler bizim Osmanlı köpek, Karabaşlar bunlar. Karabaşlı çok bizim siyah Anadolu çobanlara da benziyor. Abi zaten Anadolu çobanlarla akraba. Şundan kaç işte ya Atatürk Selanik doğum değil mi? Yani bizim toprağımız değil miydi orası? Bak benim söylediğim şey var. Cumhuriyet döneminde insanlar Cumhuriyet döneminden ay şeydeyiz öncesi de bak orada bizim toprağımız. Cumhuriyet döneminde köpekçilik Osmanlı dönemindeki köpekçilikten çok daha zayıftır. Osmanlı köpek işlerinde çok daha ileridir yani. Ya Samsonculuk var, tabii, şey var, tabii. Samson alayları var şimdi. Tabii. Ya bizim 10 saat konuşuyoruz, 24 saat, 48 saat bir laf cezaevinde oturuyoruz. Uzun sohbet yapıyoruz. Bunlar hepsi bir kitap konusudur bunların. Ha, milletin bildiklerini biz unuttuk şimdi. Neyse, dağıtmayayım konuyu. Şimdi Sarplanyak denen köpek kadar Kafkaslar, Kafkas ofşarkası inatçı olsa hiçbir köpek boğamaz. Çünkü tüy farkı köpeği yıldırır. Aynen. Bakın şimdi. Ha ama ben biliyorum Kafkas bir tane köpek yıllar önce vardı. Hiçbir köpek olmuyordu. Ama bir tane Rottweiler de vardı. Dünyada boğulmayan bir Cane Corso vardı. Bak Cane Corso. Her ırkın içinde. Preza demiyorum. Cane Corso da. Bir tane Kore'de vardı. Her ırkın içinden. Bir tane çıkmıştır ama bir tane çıktı diyor. O hepsi değildir. Yen pitleri falan bile öldüren bir Cane Corso. Rottweiler vardı diyorum ya. Rottweiler. Rottweiler öyle dövüş köpeği değildir. Rottweiler dövüş köpeği değildir. Şimdi bizim kangallar falan hemen 2 dakikada onları, 2 dakikalık ederler. Yani 2 dakika sürmez abi, sürmez bile yani. Kaçırmaz. Şimdi şuraya geleceğiz. Her kıllı köpek o değildir. Yalnız Kafkaslar'daki olaya bir girelim. Biz şimdi Karadeniz dağ köpeği olarak bunları tescilledik. Aslında Kars Karadeniz olarak da tescillenebilirdi. Daha iyi olurdu ben. Kars'ta daha iyi onu. Yalnız Kars'ta, abi Kars'ta eskiden varmış. Kars'ta şu anda yok. Yok. Anda yok. Yok ki. Çok doğru anladım baba. Bana Kars kıllısı bulduk abi yavrum. İsmi var. Kars'ın Çatalhorun gibi. İsmi var, cismi yok. Hı. Eskiden David Nelson'lar zamanında 70'li yıllarda falan Kars'ta varmış o köpekler. Fakat tabii, yok şu anda. Yani. Şu anda hiç yok. Yani tek tük çıkanları demiyorum. Karadeniz'de tek tük Karadeniz'de bir dağ köpeği var. Bakın
Kafkas Avşarkası dediğimiz şey nedir? Coğrafyayı bilmek lazım. Kafkaslar yüksek sıra dağların olduğu yerlerdir. Yüksek sıra dağlar ne demek? Karadeniz'i bilen herkes bilir, tahmin edin. Yani yağmur, sürekli yani. Bulutların üstündesiniz, evet. Yağmur var, kışın yağmur üstü kar yağıyor. Günlük yağmur yağan bir yer. Ne yapacaksınız? Orada tek şansınız. Bakın, bizim çoban köpekleri iki katmanlı post yapısı vardır. Aslında evet. Üçtür bu. Biz iki kat deriz ama aslında üçtür. Bütün köpeklerin içinde, yani çoban köpeklerinde mutlaka pamuksu bir tüy yapısı daha vardır. En aslında sıcak tutan. En kısa tüylü, bizim tek tüy katman dediğimiz Anadolu'da işte o monosoid ırkların, mastiflerin bakiyesi olan köpeklerde bile tek tüy yapısı yoktur. Altta bir küçücük pamuksu tüy daha vardır. Açın bakın. Çoban köpekleri ise, doğru çoban köpekleri soğuk iklime ve sıcak iklime dayanıklı olması gereken, asıl soğuk iklimlere toleranslı olması gereken köpeklerin çift kat potus yapısı olmak zorundadır. Altındaki pamukçuk da üçüncü katıdır. Doğrudan. Bu Kafkas dediğimiz benzeri ya da dağ köpekleri olanların ise mutlaka ve mutlaka tüyleri o üstteki en üst posta çok uzun olur. Alttaki ikinci kata ya da birinci kata, en pamuğu kastetmiyorum, suyu aktarmayacak. Üstten akıp gidecek, alt kuru kalacak. Şimdi kangallar mesela şeyde başarılı olamıyorlar. Karadeniz'de yükseklerde başarılı olamıyor. Neden? Abi köpek ıslanıyor. Şöyle köpek yani. Üşüyen bir mahluk. Evet. Üşümez diye bir şey yok. Hani sokağa koydum, bir gün Sarıkamış'a gittim. Ulan Sarıkamış eksi bilmem 25 dereceler falan normal gören bir yer. Köpekler dışarıda kulübesi yok. E tamam soğuğu seviyor da gezen köpek soğuğu seviyor. Sen zincire bağlamışsın, hayvanın kulübesi yok. Doğru kardeşim. Ya. Ne yapıyorsun dedim. Üşümez. Ne uşumaz? Hayvanın ağzına sıçtın sen ya. Böyle bir hayvanseverlik yok. Dedim bak, benim arkadaşımsın, bunları düzelt. Abalttan sonra yarın bir hayvansever gelir seni dedim mahveder filan falan. Allah'tan gördüm sonra kurbeli yapmış. Yani tehdit ettim çaktırmadan. Ondan sonra şimdi bizim Anadolu'daki Karadeniz'de bu köpekler var. Karadeniz'deki köpekler, yalnız şöyle bir durum var bak. O 1915'lerden önce, bu Bolşevik ihtilalinden önce Çar Rusyası bizim Osmanlı'nın son zamanlarında ülkeye giriyor ya, Kars, Mars, oraları, Erzurum, Erzurum, Karadeniz'in de bir kısmını Artvin, Martvin ele geçiriyorlar ya, o zaman Birol'un orada öğrendiği şey şu sana söyledi. Bizim Akın Türbaş ve bizim derneğimiz bunu der ki, eski araştırmalarda gerçekten, yalnız bizde köpekçilik hiçbir zaman önem görmemiş. Hele o dediğim gibi Cumhuriyet'in başlangıcında, Osmanlı'nın son zamanlarında açlık sefalet varken ben köpekçilik şey. Zaten bitmiş. Ruslar geliyor, bizim iyi köpeklerimizi götürüyor. Şimdi şu olsun, o zaman Kafkas tarzı yine vardı. Ama bizim köpeklerimiz de modifiye ettiler onları. Bu bir gerçektir. Bizim iyi köpeklerimizin kalmamasının bir sebebi de Rusların alıp götürmesidir. Bir tek o değil abi, o zaman bugün bütün dünya aralarında koşan İngiliz atlarının hepsi 3 tane vahdet bugün atından türetilmedi. Abi bugün genetik testlere sokun, bizim Karadeniz dağ köpeğine yoğun akrabalık göreceksiniz. Evet, Kars'ta köpeğin olmama sebebi iyilerini hep alıp götürmüşler. Bak bu gerçek. Kandırmışlar, getirmişler. Ha, ama getirmişler bu. Orada olan ırkı bizim köpeklerimiz daha aborijinaldi, onlarla modifiye ettiler. Bizim de harbi working line'dı. Bunlar dağda çalışan köpekti. Bizim Kars çok, orijinal Kars çobanlar. Kafkas Avşarkası'yı kıyasla. Yani working line dediğimiz çalışan köpek. Kars çobanlar, Kafkas Avşarkaları ve daha yüksektir, daha incedir. Kafkas Avşarka daha güdüktür, daha kalındır. Evet, evet. Şov tip olmuş. Yalnız bu tip uzun tüylü köpek, mesela Uşak'ta, Deniz'de, ara ara Türkiye'nin her yerinde patlar çıkar. Kanında vardır, 20 sene öncesinde vardır. Çıkan yavru eğer uzun kıllıysa %90 nispetinden çok kalın kemikli ve iri olur. Bunu bir yere koyduk, şimdi devam ediyoruz. Blue Kuta denilen hayvan. Blue Kutalar vahşidir ama zannettiğiniz gibi dünyanın en büyük dövüşü, en iyi dövüşü. Ben de zannediyorsun, ben de. Saga koçu var. Program çektim ya. Saga koçu var, Afgan köpekleri. Daha kısa boylu, tam net çoban köpeğidir. Böyle İngilizlerin falan modifiye etmedikleri köpekler deli boğuşurlar. Bakın ufak köpek her zaman iyi boğuşur. Köpeğin ufağı makbuldür. Büyüdükçe şimdi abi yeri gelmişsen uzun metrajlı boğuşması zorlanır. Tamam, şimdi yeri geldi soruyorum. Hı. Boğuşan köpekler içerisinde benim yıllardır izlediğim, takip ettiğim köpekler içerisinde benim en sevdiğim boğuşan köpek Queenpozoy. Evet. Hatta şu anda Queenpozoy ile ilgili internette mesela boğuşan köpeklerin içinde benim bildiğim kadarıyla en ufağı Queenpozoy, tabii küçük bir köpek ya. Yani boğar da çok küçüktür. Şu da küçük köpek. Yani, yani aslında değil.
bu artar çatlasın 60 kilo olsun. Şimdi Serpilent abi var mı? Sorsun bakalım ne diyorsun? Şimdi Kuyuk Bozo'nun karakterini ben acayip severdim. Abi Kuyuk Bozo'nun karakteri benim bahsettiğim Dayağı'nın karakteriyle aynıydı. Ha, onu diyeceğim şimdi. Dayağı'dır. Dayağı 88 santim, Kuyuk Bozo 74 Dayağı'nın santim. Dayağı'nın finali var. Ama Kuyuk Bozo 70 kilo üstüne çıkabilen, 75 kiloya vuran kısa kalın bir köpek. 75 var mıydı abi köpek? Abi Akın daha iyi bilir. Akın 16 net yıllarca 70 kilonun üzerine çıkıyor. Hayır 75 santim var mı işte bu? En fazla o kadar. Kadar 75-76 olsun. 74. Geçen 2 santim aramızda laf olmaz. Tamam. Preselerde de böyle baktığın zaman görüntü küçük ama tartıda çok ağır çekiyor. İşte bir de geri vitesi olmayan bir köpek. Bir de köpek, sonuncu köpekler kendini tutan köpek. Tutan köpek yorulmaya mahkumdur. Abi zaten bu drive eden, alttan basan köpek. Şimdi bak ben ilk girdiğimden beri çiftlikte bandoklarda şuna dikkat ediyorum. Hep kafamda onun matematiğini yapıyorum. Bandoklar çok ciddi köpekler. Boş köpek değil. Şimdi ben bir şeyler anlatacağım kendi bildiğince ama bunları asla bandokları küçültmek, küçümsemek olarak değil. Bunlar çok sürpriz köpekler. Tuzla Fenerbahçe faciaları gibi şeyler yaratabilir. Yani. Bunlar çok tehlikeli. Bu... Niye? Bunlar kısa kalın Naim Süleymanoğlu gibi hiç ummadığın acayip aerodinamik üçgen sırtta kas yeni alttan hep iten, hep baskı yapan ve altı yoklayan, ayakları yoklayan, alttan çeneyi gırtlağa yakalayan köpekler. Bunlar sıkıntılı köpekler. Üçten köpek, ben biz konuşurken bu köpek nasıl, hangi köpek nasıl durdurur matematiği yapıyorum sürekli. Çünkü ben köpekten iyi anlarım. Ben Pitbull, işte Napolitan, Bull Terrier gibi mastif türlerin alayını beslemiş bir adam olarak... Şimdi adam bak şimdiye kadar bizim bandokları çok izleyen oldu. Ben iyi biliyorum bu işleri, pek konuşmam. Bandokları ya sonuçta zaten dedim bak hiç kimsenin şimdiye kadar buraya gelen ben köpekçiyim yani kimsenin tespit edemediği bir şeyi tespit etti. Bandoklar çok kalın tamam mı? Çok kaslı ama bir özellikleri var. İki erkek getirdim. İki erkek de yere yakın ve alttan gidiyorlar düşmana. Bak, tehlikeli. Ben de dedim. Yani. Ben uzun boylu bir adamım. Ben kendimden iri kofti adamdan korkmam. Kendimle iri benden daha hızlı adamdan sadece korkarım bak. Boksa da ben yıllarca Thai boks, Muay Thai. Bak kickboks yaptım ama Muay Thai, karate, judo, aikido yaptım. Şunu gördüm minderlerde. Bana ters gelen adam sadece, zaten benden iri adam fazla Türkiye'de olmadığı için hani şey olarak bu performansla kısa kalın adam bana ters gelmiştir. Alttan girer, benim de uzun boyum, benim yerine kadar güreşçiyim, pat atar falan. Orada işimi bitirdi gibi. Bu köpekler çok ters köpekler. Ha, pitbull'lar da alttan drive veriyor, çalışıyor. Ama pitbull'lar bunlar ama pitbull'un gücü, hayır bizimkiler gücü yetmiyor. 45 kilo köpek bizim pitbull'u öldürüyor. Ama bu köpekler çok güçlü. Abi bunlar işte bak bunları, bunların bir de bana mesela işte bandokçu arkadaşımız diyor ki abi diyor resmen çiviye girdi ayağı çıktı diyor. Hayvan ayağı yaralı diyor. Diye bir hiç şey umursamıyor diyor ya. Başka bir köpeğin saatlerce basamayacağı ayağında böyle gider filan falan diyor. Acı hissi i̇şte çok yüksek. Preselerden bahsettiğim kuyuk bozulu da vardı. Yani ses vermezdi. Abi kuyuk bozu çok sonucu bir köpek. Şimdi, şu var. Yalnız şu var. Ben size söyleyeyim. Bunlar çok tehlikeli köpek. Ama bunu yuvarlak bırakacağım. Sahada bu iş belli olur. Değil mi? Ha, şunu söyleyeceğim işte. Şimdi Akın da gönderdi. Boz çoban köpeklerinden. Hem de tamam hepsi boğuşan kanlar. Mesela bizim çok iyi bir köpek vardı. Eğer doğru Akın sabırsız olmasaydı Boz diye bir köpeği vardı. Anası Kangal, babası Boz. Kangal suratlı bir boz çoban köpeği diyelim. Bu bir süre sonra yurt dışına satıldı. Muhtemelen de Kore'ye gitti bu köpek. Köpek tek tutardı. Çok uzun boğuşurdu. Cenes çok sağlam bir köpekti. Fakat Uncu Karabaş gibi erken boğuşmaya, iyi köpekler erken boğuşmaya başladığı için şeyini yemiş, mantıktan gitmiş, güçten değil. Hani iş uzadı mı gözü dışarıda oluyor köpeğin, anladın mı? Şimdi klasik kangal mantığı. Fakat bizde öyle köpekler var ki asıl köpek onlardır. Hem döven hem acı yüksek. Değişim. Hem döveri hem şekeri iyi olacak köpeğin. İşte değerli dediğimiz köpek efsane bir köpektir. 88-90 santim, 100 kilo, acı kessen orada gık demeyen, orada ameliyat yap, orada devam eder, onu tutar dövmeye devam eder. Dayak yediği zaman şekeri döverken de 15 dakika 88 santim, 90 kilo köpekleri 3 dakikada sokak köpeği gibi bas bas bağırtan bir köpekten bahsediyoruz. Bu tip köpekler eskiden daha çok vardı. Ara ara.
Fakat üretilmedi, öldürüldü bu köpekler. Türk çoban köpeğinin bir mankus talihidir o da. Boğuşlar olmasaydı yiğit köpekler olmayacaktı. Şimdi Bozi gittiği zaman orada Tosalarla uzun maçlar yapıyor. Akın bunda daha çok anlatır. Bana anlatıyor, ben bazen unutuyorum. Ben belgeye bakarım kardeşim. Ben gördüğüme bakarım. Anlatılara bakmam. Bana videosu olacak ya da canlı seyrettiklerimden ben. Şey, bizim köpeklerimiz Tosalarla. Ama o Tosa dedikleri dünya şampiyonları falan. Şey, Tosal ve... Konya'da köpek dövüşleri yasal. Ve Tosa... bunun tribünleri falan Tosa var. Tosa artı Blue Kutayla'da maçı var. Nasıl peki, netice ne abi? Para verilmiş köpekleri alıyorlar. Çok uzun maç yapıyorlar. Sonunda ayırıyorlar falan falan. Onların şampiyonu bizim de şampiyonumuz değil bu arada. Normal bir köpek. Tabii. Doğru. Yani normal bir köpek. Sıradan bir köpek. Ben sana şöyle bir örnek vereyim. Bizim şimdi bak demin kronolojik tarihi anlatıyordum. İçeride devam ederiz dedim. Kasap diye bir köpek vardı. 74 santim, 75 santim. 55 kilo yok köpek. 45-50 50 kilo diyeyim ben sana. Ya 50 kilo değil mi abi? Abi en iyi pitbullları. Ha buna yeriz dedikleri. Pitbullları köpek mahvetmiş. Bizde de 5-6 tane de maçı var. Artı bugün gelirken acı payamlı bir kardeşim var Muzaffer, ondan bahsettik. Acayip bir pitbull getirmiş birisi. Normal köpekler tokatlıyormuş tabii, pitbullar falan yiyormuş. Kimse, o eski festivaller var işte. Ege'nin festivalleri, binlerce kişinin toplandığı, yüzlerce köpeğin geldi. Pitbull'un da bir pis bir ismi var, millet bilmiyor ya, korkuyor. Pitbull çıkarttığım için herkese gider yaparmış, meydan okurmuş. Karapınar'dan gelen Aslan diye bir köpek vardı. Çok iyi köpekleri boğdu. Uslu muslu vardı, süper bir köpek. Abi köpeğin özelliğini biliyor musun? Köpek çok acayip bir köpek. Köpek şuradan bir yakalıyor alnının çatından. Şuradan tutuyor iki kulak arasından. Arkadan filan değil lan. Buradan yakalıyor köpeği. Kafanın üstünden. Köpek zaten tutamıyor bunu. Köpeği geri geri çeke çeke boğuyor. İleri gitmiyor. Çeke çeke geri döndüre döndüre aklını alıyor köpeği. Böyle manyak bir köpek. Bunu nasıl tutacak? O sakat pitbull. Tabii deneyip de getirmişler bedene. Aptal mı vardır? 80-90 kilo köpeklerin arasına gidiyor. Arada 90 santim var, 75 santim de var. Bizde boy kilo yok. Atışlarda 75 santim köpek açık 90 santim atılıyor. Tabii tabii açıksın. Ama bilmiyorum. Şimdi ben size bir şey diyeceğim. Ben bütün köpek ırklarına dair köpek dövüşleri seyretmişimdir. Bak sanki böyle yaratılış itibariyle bizim kangallar boğuşmak için yaratılmış gibi. Yani diğer köpek ırklarında bir böyle hani kangalların bu elense çekiş falan var değil mi? O yok, onu göremezsin. Göğüs göğüse bir vuruşma mesela kangallardaki. Ben kangalları hep şeye benzetirim. Bizim yağlı güreşçilere benzetirim. Aynen öyle. Tamam. Ben köpek dövüşü işlerini bilmeden önce internetten ya da videodan seyrederken bir baktım. O zamanlar da önemli bir hayvansever ablayla görüşüyorduk. Hiç hayatımda da şey yapmamıştım yani böyle gitmemiştim. İnternetten görüyordum. Lan baktım güreşiyor dedim bunlar. Tabii. Ablayı da açtım. Abla dedim siz öldürtmekten falan bahsediyorsunuz. Öldürme şey yok, yok yani güreşiyor dedim. Kadın da dedi bana ismini unuttum, bir mankenin de annesiydi. Önemli bir mankenin. Yani çok tanınan bir kadın bu. Panteremellerden bir sonraki nesil. Gözüktüren bir ablanın ismini unuttum şimdi. Görüşüyordum yani bir abimiz vasıtasıyla görüşüyorduk. Açtım dedim abla yani ben burada bir yani bir şeyin propagandasını yapmıyorum. Bak şimdi olsa ben inandıramam, propaganda yapıyorsun derler. Ben vakayı anlatıyorum. Dedim abla bana bir söyle bakayım, burada vahşetler de var dedim. Burada güreşmiyorlar mı dedim. Bu köpekler evet dedi güreşiyorlar, haklısın. Ama şimdi biz bunu evet dersek uzaklardan falan. Anladın mı? Şimdi... Bu arada pitbull anlatıyorum. Pitbull'u atıyorlar abi. Pitbull'u mahvetmiş ya. Pitbull'u mahvetmiş. Elini almış. Ulan sen buna nasıl attın demişler. Demiş kardeşim ben demiş pitbull falan bilmem. Pitbull'dan korkarız ama bu yavşak var ya demiş. Bu kendinden hiç küçük köpekleri öldürmeden bırakmaz demiş. Sokakta av köpeği, zar, böyle tuhaf tuhaf köpeklerin hepsini bir dakika için öldürüyor bu demiş. Ben demiş pitbull öyle falan bilmem lan demiş. Belki de benim köpeğim de öyle. Yani başta pitbull deseler belki köpeği ben... Ya pitbull da bilmiyor ki pitbullu. Lan demiş ufak köpek bunu bir şey yapamaz. Öldürüyor demiş. Hakikaten de onu öldürürken almışlar elinden. Bu demiş, evet. Bak bazı bizim köpekler var. Kendinden küçük köpek ister ne olursa olsun öldürmeden bırakmıyor. Tabii gücü yetecek. Şimdi Thomas vardı. Thomas 3-4 köpeği atıyor. Thomas beyaz akbaş. Thomas bak şimdi. Mesela çok iyi pitbull'lara atıldı bunlar. Ben izledim. Şampiyon kahverengi pitbull var Renos. Çok iyi köpek. Bahisli falan getiriyor. Yani böyle bayağı giderli biderli. Bizimkiler de ya getir bizde bir kötü köpek var falan. Onlar da işte o aptal videolardan hep düşüyorlar, düşürmüşler. Anasını ağlatıyor köpeği. Thomas değil mi? Rottweiler'le falan da maç var da onlar 2 dakika. Onları saymıyor. Pitbull'ları dövüyor. Üstüne de atıyorlar daha. Minik'in yani. De var maçları pitbull'ları dövüyor. Şey minik dediğim o kıllı köpek var. Eski Özcan abiler o benim yarışmaya getirdi dediğim.
Birçok maçı var bunların. Sonra geliyorum ileriye. Şimdi bizim George Kennel diye bir yerimiz var İstanbul'da. Queen Pozo'nun şampiyon olduğu senede Queen Pozo'yla yarı finale çıkan George diye bir köpek vardı. Bu köpek yarı finalde elendi Queen Pozo'yla. İri bir köpek o da. Yok, o da 74, o da 75 santim. O da 75 santim böyle sallı bir köpek. Baba George'un torunu. Ama o köpeğin başka yenilgileri de var yani. Hani bizim arkadaşımız Kamikaze her maça sokuyordu onu. Ama güzel köpekti. Fakat böyle bizim iyi köpeklerimizden değildi. Yani orta ayar bir köpekti. Yalnız orası şu anda yok yani öyle bir yer. Şu anda orada eskiden orası bir şey gibi köpekçilerin nasıl söyleyeyim kennel gibi bir yerdi. Pitbull'lar da bakılırdı orada. Zaten dağıttılar orayı. Ve bizim kangallar da duruyordu. Yani birçok kişi köpeğine orada bakıyordu, parayla baktırıyordu. Meğer ben hiç şahit olmadım ama hani yakın arkadaşlarım duydum. Oradaki pitbull'lar çok iyi pitbull'larmış bir kısmı. Bunlarla ya atalım ne ya siz konuşuyorsunuz da bu kangallar falan hikaye köpekler diyorlar. O pitbullcuların köpeklerini ayırmadıkları zaman ya gırtlaktan ya karından alıp parçalamış. Çok pitbull öldürdüğünü söylüyorlar. Kim abi bu yapan? George'un. Pitbull, biz eskiden böyle yurt dışı sitelerde falan pitbull mu kangal mı diye çok tartışırdık. O bir dönem o kangal pitbull tartışmaları tamamen kesildi. O George bitirdi onları. En iyi pitbull'larını mahvetti. Bak şimdi. Abi Queen Pozo'yu falan atsaydık onları öldürmeden bırakmaz. Hele bu değerliler, dayalar. Daha üst abi. Bak şimdi. He ben de, bak abi bende bir tane Jack diye bir köpek var kardeşim. Bugün Aybars işte Çeşme'ye gittiğinde abi dedi şu Jack'in maçını bir at. Şimdi benim Jack diye bir köpeğim var, çok adamcı bu. Bu Malaklı kılı bir köpek, Anadolu çoban köpeği. Malaklı da değil yani. Jack'i ben nereden aldık ya, unuttum da bizim yavrumuz. Vallahi unuttum şimdi. Bir sürü köpek geçtirdim sen. Jack'i ben bir yere bağlamışım. Uzun bir zincirde duruyor, halatta gidip. Uzun zincir dedi. 15 metrelik bir zincir var. Ondan sonra abi Jack'in üzerine bizim yan tarafta, ben yokum. Yan tarafta İstanbul'da bir nasıl söyleyeyim yani bir piknik alanının iki tane bir dogosu bir pitbullu var. Bunlar kanka olmuşlar. Pit de dogoyu salıyor sokak köpeklerini bulasınlar diye. Çok sokak köpeği var ormanda çünkü. Salıyorlarmış. Bunlar bir gün bizim bahçeye girmişler. İkisi Jack'e birden dalmışlar. Bak dogo ve pit. Onlar eşit zaten. Adamlar da biraz böyle kabadayı mafyatik tipler. Bizim oradaki oranın sahibi arkadaş da biraz böyle bütün gün pizci ama güçlü kuvvetli ama tırsmış bunlardan. Bizim Jack'i dövememişler yalnız bak. Jack de onları dövmüyor ikiye bir. Ama Jack'i dövememişler. Yani anlattıkları bu. Ben görmedim. Ulan sinirlendim ben. Kim lan dedim bunlar? Çıktık dışarı abi. Nerede lan dedim bu sizin dogo mogo bilmem ne pit mit. Dogo gitmiş galiba. Pit orada. Abi bizim Aybars çocuk da o pitta karşılarındaydı. Ya getirin bakayım dedim. Bir daha bir salsanız dedim şunları bakayım. Hani dedim iki. Salmışsınız ya. Tamam abi falan falan. Zaten bizim Aybars dünden razı. Bir açtı tasmayı abi. Bu piti bir kaptı havada. Bak abi bende video var. Ya birinci dakikada yeğine bas bas bağırttırmaya başladı. Gırtlağı girdi ama. Öldü. Hemen öldürüyor. Böyle alıyor. Ümünü sıkıyor yani. Köpek bağırmaya başladı. Yani resmen. Abi ulan bu sefer panik yaptık. Köpeği öldürecek. Hani Aybars'a bir yandan kızıyorum. Hani böyle Halifler'e ben kızıyorum. Ne hayırdır falan diyeceğim. Bu bıraktı köpeği. Hani istemsiz bir boğuş başladı. Abi çam ağaçları var etrafta. Odunlar ağzında kırıyoruz. Ağzını açtıramıyoruz. Öldürecek köpek. Yapıyor köpek. Bas bas bağırdı o. Abi maç bir dakikada bitti. 6-7 dakikada zor ayırdı köpeği. Dedim oğlum gördünüz mü şimdi? Bu köpek ya tasmayı sıyırsa diye hem sizi yerde hem bu ikisini de sırayla öldürdü. Bir tane dogo vardı psikopat. Abi bahçede tasma suyu it oldu it. Bahçede köpekleri dalıyor. Genelde de benim 1 yaş 6 eliklerim salık hep. 6-7 elik. Onları dövüyor namussuz. Ayakları falan bir bakıyorum topallayarak geliyorlar bizimkiler. Lan dedim bunu Allah'tan gidip de öbür bizim büyük sizindeki büyük köpekler dalmıyor. Onlar alamazlar elinden öldürürler. Yani büyük köpekler var. Carrefour Marfur da var o bahçede. Evet. Abi, neyse abi, bizim bir balcı abimize verdik o köpeği, yakın bir yerde. Benim Jack de orada bu arada. Balcı dedi ki, ya bana sert bir köpek getir. Hani ballarım mallarım çalmasınlar. Sokak köpeği falan gelse de, Jack adam yiyor, köpek yiyor bir de. Hani harbi, Jack ama nasıl biliyor musun? Benim yanında böyle komutlu oturur. Herkes, sen de benim yanımda seversin. Ama ben yokken kralı girermiş. Öyle bir karakterli, sağlam. Bizim yalnız genel kangallarım da benim öyle. Benim yanımda asla kimseye bir şey demez. Ben yokken canavarlar gece özellikle.
Devam ediyorum. Abi bu birkaç kere yine çözülmüş, öbür köpeklere falan boş. Dedim bak abi, bir gün bunlar sen yokken Jack'in önüne düşer. Ya bunu Jack öldür ya bu Jack'in ayağını parmağını kopartır. Ya burnunu kopartır. Bir şey olur yani. Bu da tuttuğu yerde kalıyor yani bu dokuda. Namussuz. Bizim Jack ayakçıydı, ayağına girer. Bu da burnunu kilitler. Jack'in burnunu kopartır it oluyor. Bırakmaz yani korkudan da bir şey de olur. Dedim bak abi, bir daha ayrılırsa bir ayırma. Bir 5-10 dakika gazlarını alsınlar. Yorulunca ayır. O bandokçu arkadaşı yaptığı gibi. Abi ikinci dakikadan birinci dakikadan bak şimdi. Dogo bağırıyor. Videoda çekmişler. Dogo bağırıyor. Vav filan yapıyor. Devam ediyor namusu ayırmaya kalkınca. Ama bağırmasının sebebi ne? Parmak giriyor, derilerini böyle yırtmış bizim Jack. Isırdığı yeri tutuyor, sallıyor, yırtıyor. Dogo ağrıca ince de ağrıca bir şey düşük düşük. Abi El Presa'da böyle parmak sokmuş, delik deşik etmiş. En sonunda tabii hayvan bağırıyor, devam ediyor. Bağırıyor, devam ediyor. En sonunda ayırmışlar, pert etmiş. Aynen. Şimdi bizim bir tane arkadaşımız da çok meşhur bir arkadaş bu internette, fenomenlerden bir tanesi ama gerek yok isimler. Ben zaten bunun meşhur bir Tosa'sı vardı. Tosa Inu. Ama orta siklet. Demin dedim 35 dakika filan pitbull'larla maçı olan bir köpek. Ama çok iyi pitbull'ları hep yenmiş. Bu atıyordu çünkü. Bu kendisinde çok iyi pitbull'ları vardır bu arada bu çocuğun. Bu biraz game ama iri. Böyle Marcus Samson'da. O başka. O başka. Da onu biliyorum. O Ali bizim arkadaşımız o. Ben tanımıyorum. Onlar da baba ben hepsini biliyorum. Sen anlat bunları. Sen rahat ol. Bu İstanbul'da. Bu köpek Gönen'deydi. Yalnız o arkadaşımız iyi, çok iyi pitbullcudur. Köpek eğitir, böyle ağzına sigara verir, bekletir falan. Böyle acayip bir amuda kaldırır silah falan. Değişik bir arkadaş. Tosa'yı getirdi. Pitbullu, hiç ilgisi bir pitbullu vardı. Abi köpek insan gibi komut ayıyor. Ayağını kurtar, bunu yap, her dediğini yapıyordu. Öyle maç aldırıyordu o köpeğe. Ben bir onu gördüm yani, çok nadirdir. Onu bir tane Tosa getirmiş, kızıl kahve. Orada siklet ama işte Tosa. Pitbullları atmak için getirmiş zaten, pitbullları haşat ediyor. Ya şöyle böyle kanka, oğlum dedim atıp tutmayın lan. Hadi dedi. Meydan burada. Çok eski bu anlattım. Bizim var dedim baba, bizim de o bizim Jack de 2 yaşında falan, o zaman 2,5 yaşında. Ama Jack de en kralına gider. Yani hiç öyle bir köpek. Abi Tosa 3 dakika. Yani bir köpeğin meydanda kaybetmesi için en önemli birkaç faal var. Bir bağıracak, iki diş atacak, üç kaçacak. Bunu önce bağırttı. Ağzından kurtulduğu gibi kaçtı, ileride yakaladı, kaçamadı, diş attırdı. Sonra tabii geldi baba benim, biz iki kamera çekmişizdir. Benim kamerada bakayım nasıl çıkmış derken sildi videoyu, tamam mı? Ama bende öbür kamerada var video. Ah dedi filan falan. Şimdi nereye geleceğim? Bak Tosa'yı da gördüm ben, canlı gördüm. He, işte Samsun'daki Tosa'lar, Samsun'da da iki tane iri ağır siklet Tosa vardı. Yine George soyundan bir köpek. İyi bir köpekti o da. Samsun'daki Ali arkadaşımız da. Tosalar zaten başarılı olsaydı üretim yapacaktı kangalar. Çok kolay boğdular bizim o köpekler. Bak şimdi. Dayanamıyor. İyi boğuşan köpek. Yine bak mevzu çok, hatırladıklarımı anlatıyorum sana. Blue Kutu'ya getiriyorlar. Anaya da kanakor şeye çekiyorlar. Dogo'ya çekiyorlar. Ana Dogo galiba. Baba Blue Kutu'ya Pakistan'dan geliyor köpek. Yine Konya'da bir yerde kimse köpek atamıyor. Birkaç köpeği böyle kötü yapmış yani, köpek şeyi bir... Konya köpeklerini eziyor. Birkaç köpeğe şey yapmış, birkaç köpeği denemişler. Herkes korkmuş. Herif Konya'da köpekçiler kahvesine gidiyormuş. Kim var lan, kim atacak? O arkadaşımız da Tosa Mosalısı da vardı onun. O hep böyle yabancı ırklar besler. Milletin başına bela olmuş, kimse kafa çıkartamıyor diyor. Ben de bir kardeşime bir köpek hediye ettim. Köpeği, çocuk, ben boğuşturmuyorum köpek. Hani... Ama iyi köpeği severim. Sevdiğim arkadaşlarım vardır, gönderdim. Abi köpeğim yok dedi, gönderdim. O çocuk da boğuşturmuyor ama köpek tabii arada bunlar salınıyor, birbirlerini de deniyorlar. Ya da bahçede hani gezdirirken, antrenman yaparken mesela çok böyle atarlı giderli bazı arkadaşların o civardaki köpeklerin gece karşılaştı. Bazı arkadaşlar antrenman için kendi köpeğine çok güvenir, evden salar. Mıntıka temizliği yapıp geri döner bunlar. Çok güveniyor, hiç kimse de çalamıyor falan. Onlarla karşılaştık, bizim köpeğin kalitesini biz gece öğrendik. Bu böyle yine atar gider filan falan, ben de meşhur adamım ya, benim gelince böyle şey yapmış. Abi bunlar, dedim ki kardeş bana, dedi abi atalım mı? Dedim valla sen bilirsin kardeş, köpeksin, ben sana hediye etmişim. Abi attılar, çok kaliteli bir maç oldu, uzun bir maç. Ama köpeği bas bas bağırttırdı en sonunda.
kötü yaptı Bahtır'dan. Hani ne oldu? Havası kesildi. Ha şimdi şu var. Bağırmayacak köpek de var. Bağırmayacak köpeği kıracak yani. Yani bak abi ben şunu söyleyeyim size. Şimdi çoban köpeği demek canavarlarla karşılaşan puma, leopar, ayı, domuz bilmem ne, ayı. Hepsine bunun kurda gelebilecek köpektir. Bundan farklı bir donanım var. Bir kere kas sistemi. Tabii bu arada bizim gençler bilmezler. Çok değil 120 yıl öncesine kadar. 120 yıl öncesine kadar. Bizim Anadolu coğrafyasında özellikle şu an Konya Çölü dediğimiz yer bir ormandı. Evet, evet. Ormanda Kurtuluş Savaşı'nda köprü olmadığı için ve bu ağaçlar kesilip trenlerde mermi ordu taşındı. Ağaç kalmadı ülkede. Şimdi o dönem bu ormanlarda kaplan da vardı, pars da vardı. Anadolu aslanı var ya. Hala leopar var. Ha, şimdi bakın, gençler bakın. Diyecekler ki nerede aslan? Bu ülkede Anadolu'da vardı. Yakın zaman çok yakın zamanda öldü. Leopar hala var. Başağımız var. Anadolu parsı diye bir hayvan vardır. Ha. Gidin şeyde Tarım Orman Bakanlığı'nda Doğa Koruma'nın şeyinde ben size atarım resminde benim var resmim. Anadolu Parsı'nda resmimiz var. Ondan sonra, yani bu coğrafya Anadolu dediğin bambaşka bir şey. Şu anda Suriye'deki savaştan sonra çok yoğun sırtlan nüfusu geldi. Bizim köpekler sırtlanlar çok kötü dövüyor. Öldürüyorlar. Şimdi sırtlan çok güçlü bir hayvandır ama çizgili sırtlan tabii Afrika sırtlanlarına göre daha biraz küçük daha naif hayvanlar. Evet. Küçük değil de o sırttan sonuçta bizim çoban köpeklerini Afrika'da denediler. Abi işte. Yaklaşık daha yani hepsi yok ya. Millet rüzgar yapıyor ya. Borbel, şu bu falan diye. Rhodesian Ridgeback falan diyor. Ulan işte bizimkilerin ya. Bak abi oradakiler dandiyi. Dandiyi. Onlar bile işte niye kullandılar? Aslana da dalıyor. Kendini öldürtüyor ama aslana dalıyor. Şimdi çiftçiler için onları kullanıyorlar. Niye? Bak demin bahsettiğim çoban köpeği mantığı. Başka köpek saldıkları zaman pitbull da dalıyor işte. Yakalarsa yaralar, öldürür. Bizimkiler ne yapıyor biliyor musun? Kaçınca müsaade ediyor gitmesi. Evet, akıl göbek. Vuruyor, boğuşuyor, geri vites yapmıyor. Başka bir şeyler var. Bu Afrika'da büyük savan aslanları var ya. Bak, bunun makalesine koymuşum. Kangalın dışkısının ve idrarının kokusunun olduğu bölgeye aslanlar gelmiyormuş. Evet. Bu arada abi konu biraz değişti de bu borbelle ilgili düşünüyorum. Şimdi Afrika deyince ben de aklıma o geldi.